Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere komşuluktan, komşuluk hukukundan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, komşuluğun sınırları ne kadardır? Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisleriyle ifade etmiş oluyorlar. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Komşu 60 eve kadardır. Yani bunu 60 eve kadardır derken toplamda 60 ev olarak düşünmeyin. Çünkü hadisin devamı şöyle. Komşu 60 eve kadardır. Sağından, solundan, arkasından ve önünden. Yani 4 taraftan 60 eve kadardır. 4 taraftan 60 eve kadardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşuluğun sınırlarını bu kadar geniş tutuyor. Yani öyle sadece işte bize bitişik olan şu ev komşumuzdur şeklinde düşünmemek gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4 taraftan 60 ev olarak sayıyor. Neredeyse işte toplam olarak 240 ev ediyor. Yani insan komşu olarak demek ki çevresinde en yakınında 240 kadar evi komşu olarak değerlendirmesi ve onların hallerini, hatırlarını komşu olarak tutması, sorması gerekiyor. Ve İslam hukukunda şufa meselesi de bir yerde böyledir. Yani bir çıkmaz sokak olsa ve onun sağında, solunda böyle evler olsa işte neredeyse bu 60 eve kadar olan komşular şufa sebebiyle bir kişiye şufadar olabilirler, hak sahibi olabilirler. Bu hadis gerçekten bize şufa hakkı ile ilgili, diğer taraftan da genel olarak komşuluk hakları ile ilgili önemli bir çerçeve çizmiş oluyor. Başka bir hadislerinde de yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Komşu hakkı 4 taraftan 40 evdir. Bu biraz öncesinde 60 ev diye ifade edilmişti. Bu hadiste ise 40 ev şeklinde sayılıyor. Şöyle sağdan soldan, önden ve arkadan. Yani Peygamber Efendimiz'in ifadeleri bunlar. Burada da 40 ev olarak sayılmış bulunuyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem 60 hem 40 ifadelerini kullanmış olabilir. Hani çünkü insanlar komşuluk olarak ta 40 ev öteye, 4 taraftan 40 ev öteye kadar pek öyle komşu hukukuna bakamazlar. Ama Peygamber Efendimiz yani bu komşuluğun öyle işte senin hemen yanındaki komşu, onun yanındaki komşu, onun yanındaki komşu değil. Yani esasen dairesi bir hayli geniş olan işte 40 ev, 60 ev oralara kadar uzanıyor anlamında düşündüğümüz takdirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her ikisini de söylemiş olma ihtimali bir hayli yüksek bulunuyor. Yani komşuluk sebebiyle sorumlu olduğumuz çevre bir hayli geniştir. Her taraftan 60 ev saydığımız takdirde bir nevi ev olarak 240 evden sorumlu olacağız. Ama 40 ev olarak saydığımız takdirde de 160 evden komşuluk sebebiyle sorumlu olacağız. Değerli izleyiciler, komşuluk gerçekten önemli haklar ifade ettiği için komşuluğun getirdiği sorumluluklar önemli olduğu için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadisleri gerçekten uyarıcı, inzar edici niteliktedir. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Komşusunun aç yattığını bildiği halde kendisi tok yatan adam bana layıkıyla iman etmiş değildir.
komşusunun aç yattığını bildiği halde kendisi tok yatan adam bana layıkıyla iman etmiş değildir. Demek ki komşuya iyilik etmek, komşuyu düşünmek bir yerde imanla da alakalı bir şeydir. Şimdi dikkat ederseniz iman esasları 6'dır. İslam'ın esasları 5'tir. Ama bu İslam'ın esaslarını sayarken işte birincisi kelime-i şehadet getirmek diyoruz. Yani Allah'a ve peygambere inanmayı dille ifade etmek bir amel olarak kabul ediyoruz. Yani İslam'ın şartları dediğimiz zaman Allah'a teslim olmanın şartları, Müslüman olmanın şartları şeklinde bunu biraz da anlamalıyız. Şimdi bunları biraz daha yaydığımız takdirde komşuya iyi davranmak, komşunun sıkıntılarını gidermek gibi hususlar da o İslam'ın şartları içerisinde cüz be cüz giriyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız Allah'ın emrettiği şeyleri de yapacaksınız. Eğer peygambere inanıyorsanız Peygamber Efendimiz'in yapın dediği şeyleri de yapacaksınız, yapmak gerekiyor. O yüzden işte komşusunun aç yattığını bildiği halde kendisi tok yatan adam bana layıkıyla iman etmiş değildir. Her ne kadar Maturidi, Eş'ari mezhepleri işte iman ile ameli birbirinden ayırmışlarsa da bu tam bir ayrım değildir. Yani böyle bıçakla ortadan keser gibi ha bu tarafı iman, bu tarafı ameldir dememişler hiçbir zaman. Sadece teorik olarak inanmak başka, amel etmek daha başkadır demişler. Ama elbette bir insan bir şey yapıyorsa iman ettiği için yapıyordur. Eğer bir şeye iman ediyorsa kişinin de onu yapması lazım. Bu iki şey arasında, iman amel arasında gerçekten büyük bir ilişki mevcuttur. Ve işte amel edilmesi gereken bir takım şeyleri yapmayan kişinin imanında noksanlık vardır. O yüzden Peygamber Efendimiz komşu aç iken kendisi tok yatıyorsa böyle bir kişinin kendisine layıkıyla iman etmediğini ifade etmiş oluyorlar. İbn Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Müslümanların iyi yaptın dediklerini işitmişsen bil ki sen iyisin. Eğer onların sen kötü yaptın dediğini duymuşsan bil ki sen kötü yaptın. Evet, bu hadiste pek çok hadis kitabımızda yer alıyor. Başta Ahmed bin Hanbel, İbn-i Mace, Taberani, Beyhaki, Ebu Davud gibi hadis imamlarımız bu hadisi rivayet etmişler. Dolayısıyla sıhhat derecesi bir hayli iyi derecede olan bir hadistir bu. Ve esasen toplumdaki genel ölçülerden birisidir de. Yani genel olarak bir kişi hakkında ne zaman iyi deriz ya da ne zaman kötü deriz ya da o kişinin iyi ya da kötü olduğuna nasıl karar veririz, nasıl inanabiliriz? Eğer komşuları bir insan hakkında hep iyi yaptın diyorlarsa, bu iyi komşu diyorlarsa, ha bu iyi insandır. Eğer onlar sen kötü yaptın, kötü ettin diyorlarsa, işte o kişi kötü insandır. Bir nevi iyilik ve kötülük konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların, komşuların şahitlikte bulunacaklarını ifade ediyor. Eğer komşular bu insan hep iyi yaptı diyorsa o insan iyidir. Şahitlikleri iyilik yönünde makbul olacaktır. Eğer bu insan kötü yaptı, kötü komşuluk etti, bize kötülük etti diyorlarsa o zaman bu adam da kötüdür. Dolayısıyla o da Cenab-ı Allah'ın cehenneme dahil edeceği kişilerden birisi olacaktır. Şimdi o kişi yani tutup da ben işte şu sebeple bunu yaptım, kötü niyetli değildim, kötü maksatla yapmadım gibi bahanelerle kendisini savunmasına gerek yoktur. Yani gerçekten toplumun bir kişi hakkında iyidir diyorsa o kişi genellikle iyidir. Toplumun bir kişi hakkında da kötüdür diyorsa o kişi kötüdür.
Özellikle kendisine kötü denilen insan kendisine iyi baksın. Yani o insanların birçoklarıyla doğrudan bir alakası mevcut değil. Birçoklarına belki kötülük bile yapmamış. Ama bununla beraber o kişinin kötülük yaptığını görüyorlar, gözlüyorlar, müşahede ediyorlar. Elbette gözlerinin önünde kötülük yapılmışsa kimse bundan dolayı hoşnut olmaz. Kötülükten kimse rahat etmez. Kötülükten kimse huzur bulmaz. Kendisine sirayet etmemiş olsa bile kötülük kötülüktür. Dolayısıyla insanların çoğusu bir insan hakkında kötüdür diyorlarsa o insanlar özellikle kendilerini savunmak için bir takım bahaneler uydurmaya kalkmasınlar. Komşular da böyle. Eğer komşular bir insan hakkında bu kötü komşudur diyorlarsa o kötü komşudur. Bir insan hakkında da iyi komşudur diyorlarsa o insan da iyi komşudur. Komşulukların tanıklıklarına, şehadetlerine iyi dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah da onların o tanıklıklarına ve şehadetlerine bakacak. Ona göre hüküm verecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın. Evet, abid olmak, ibadet eden bir kişi olmanın birinci şartı haramlardan sakınmaktır. Yoksa çok şey ibadet etmek değil. Yani çok şey ibadet edersin ama haramlardan sakınmıyorsan sen abid olamazsın. O yüzden Peygamber Efendimiz abidliğin birinci şartı olarak haramdan sakınmayı insanlara tavsiye ediyor. Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın. Şimdi Arapçada zenginlik bir yerde başkasına ihtiyacı olmayan kişi şeklinde tarif ediliyor. Başkasına ihtiyacı olmayan bir kişi şeklinde tarif ediliyor. Tabii eğer bir kişi malı az bile olsa, kendisine isabet eden şeyler az bile olsa, kendisinde var olan şeylere razı olursa, o zaman bir nevi bu kişi başkasına muhtaç değildir ve dolayısıyla ganidir. Dolayısıyla ganidir. Ama bir başka kişi de düşünelim, malı çoktur ama gözü açtır. Efendim, bazen yalanlarla, bazen hilebazlıklarla başkasının malını toplar, zengindir. Ama o zenginliğiyle başkasını rahatsız eder. Elbette böyle bir insan hakiki zengin değildir. Yani o kişi zengin olmak için neye muhtaç? Adeta başkasına zulmetmeye muhtaç. O kişi yalan söylemeye muhtaç. O kişi hile hurda yapmaya muhtaç. Eğer bir kişi böyle zengin olmak için bir sürü şeye muhtaçsa, o zaman o kişi hakkında herhalde bu kişi zengindir ifadesini kullanmamız doğru olmayacaktır. Dolayısıyla hakiki zenginlik Allah'ın taksimine rızadadır. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın buyuruyor. Sonra da komşuluğa geçiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Komşuna iyilik yap ki kamil mümin olasın. Hatta hadisin ifadesinde mümin kamil ifadesi geçmiyor. Sadece mümin olasın ifadesi geçiyor. Bu kamil ifadesini parantez içerisinde biz kullanıyoruz. Hadiste komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Yani mümin olmanın şartlarından birisi komşuya iyilik yapmak gibi görünüyor. Ancak tabii teorik olarak imanla amel arasında bir fark olması sebebiyle kişi komşusuna iyilik yapmamış olsa bile yine mümin sayılır. Ama tabii onu cehennemden kurtaracak bir mümin değildir bu. O kadar sağlam bir iman sahibi değildir böyle bir kişi. O yüzden sağlam bir imana sahip olmak için, İnsanı cehennemden kurtaracak, cennete dahil edecek bir imana sahip olmak için kamil bir mümin olmak gerekiyor. İşte kamil müminin şartlarından birisi de nedir? Komşuya iyilik yapmaktır.
Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki halis Müslüman olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki halis Müslüman olasın. Buradaki halis ifadesini de biz parantez içerisinde yerleştiriyoruz. Yani metnin tam tercümesi itibariyle hadis nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki Müslüman olasın. Yani o zaman Müslüman olmanın şartlarından birisi de kendin için sevdiğini başkaları için de seveceksin. Halbuki kendi için sevdiğini başkaları için sevmeyen çok insanlar vardır. Yani bunlar mümin değil mi? Bunlar kafir mi oluyorlar? Yani teorik olarak elbette kafir olmuyorlar ama fakat kamil bir Müslüman, halis bir Müslüman da olamıyorlar. Çünkü halis bir Müslüman olabilmesi için kişinin kendisi için sevdiği şeyin şeyi başkaları için de sevmesi ve istemesi gerekiyor. Yani kıskançlık, haset, çekememezlik gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Yani bu şey sadece bende olmalı, başkasında olmamalı dememesi lazım. Bende var, komşularımda da olsun. Esasen rahatlık bundadır. Esasen rahatlık bundadır. Yani şimdi bir şey herkeste varsa, o zaman herkes o şeyle ilgili ihtiyacını karşılıyor demektir. Ve hiç kimse o şeyi başkasından isteme gibi bir ihtiyaç içerisinde de olmuyor demektir. Şimdi hem başkasının kendisinden bir şey istememesi hem de bir kişinin kendi ihtiyacını karşılaması için kendisinde olan şeylerin başkasında da olmasını istemesi lazım. Huzur ve saadet bundadır. Huzur ve saadet kıskançlıkta değildir, hasette değildir, çekememezlikte değildir. Huzur ve saadet bunun tersi olan, sende olan malın başkasında da olmasını arzu etmektir. Halis iman, halis İslam böyle olmayı gerektiriyor ve bu hadisi de Ahmed bin Hanbel, Beyhaki, Tirmizi olmak üzere birçok hadis imamımız rivayet etmiş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyorlar. Bu hadisi de Enes bin Malik rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz burada komşulukla sair şeyleri de birbiriyle irtibatlandırarak adeta ifade ediyor. Başka bir münasebetle de bu hadisten esasen söz etmiştik. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, farz olan zekatı eda et, zira o zekat seni arındıran bir temizliktir. Evet, zekat insanın malını temizler. Zekatı verilmiş malı insan temiz olarak yer, temiz olarak kullanır, temiz olarak tasarruf eder. Sıla-i rahmi yerine getir. Akrabalarını ziyaret et, onların hallerini, hatırlarını sor. Ve dilencinin, komşun ve fakirin hakkını tanı. Dilencinin, komşunun ve fakirin hakkını tanı. Bu hadiste Ahmed bin Hanbel'in kitabında bulunuyor. Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Ayrıca Hakim'in Müstedrek'inde yine bulunan bir hadistir bu. Evet, zekat vermek malın temizliği için ne kadar gerekliyse, toplumsal hayatta huzur bulmak için sıla-i rahim yapmak ne kadar gerekliyse, komşunun hakkını, fakirin hakkını, dilencinin hakkını vermek de dinimizde o kadar önemlidir. Ve burada adeta işte Peygamber Efendimiz dilenci, komşu, fakir bunların haklarını neredeyse eşit düzeyde tutmuş bulunuyor. Elbette hiçbir şey olmayan dilenciye bir şeyler vermek lazım. Ve fakir olan bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermek için ona bir şeyler vermek lazım. Ama komşu da neredeyse bazen o düzeyde muhtaç bir kişidir. Öyle ihtiyacı olduğu takdirde de onun da ihtiyacını gidermek gerekir. Hani belki komşunun diğerlerinden farkı şu olabilir. Diğerleri her zaman muhtaç insanlar olabilir. Ama tabii onların ihtiyaçlarını gördüğünüz zaman o ihtiyacı görüldüğü anda muhtaç konumdan düşmüş olurlar. Komşu bazen muhtaç olur ama işte muhtaç olduğunda o zaman kime benzer? O zaman dilenciye benzer, dilenmek mecburiyetinde olan bir kişiye benzer, o zaman fakir olan bir kişiye benzer. Eğer sizden bir şey talep ediyorsa
Demek ki bir nevi fakirdir, yani muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Bir nevi o an için, o an itibariyle dilenci gibidir, ihtiyacı vardır, onu istiyor sizden. Dolayısıyla komşuların bu manadaki haklarını korumak ve tanımak gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden bunları talep ediyor. Evet, sosyal hayatın güzelliği, manevi hayatın güzelliği, maddi hayatın güzelliği insanların birbirine iyi muamele etmesindedir. İnsanların birbiriyle iyi komşuluk etmesindedir. İnsanların birbiriyle yardımlaşarak yardımlaşmasındadır. Komşuluk haklarına haseten iyi riayet etmek gerekiyor. Çünkü komşuluk hakkına riayet etmek kişiyi cennete kadar götüren önemli bir fazilettir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.